Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Narince ve şu an çok mutsuzum. Çünkü biraz önce bu videoyu full çektim. Ve bir baktım kamera kafamdan şurasını almamış. 20 dakikadır uğraşıyordum. O yüzden şimdi tekrar çekiyorum. Bugün sizinle Mayıs ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Mayıs ayında tam 11 kitap okudum. Ve hepsi de güzel kitaplardı. Hepsini de beğendim diyebiliriz. İsterseniz hemen başlayalım. İlk okuduğum kitap bu ay Hades'in Evi'ydi. Olimpos Kahramanları serisinin 4. kitabı Rick Riordan tarafından yazılmış olan. Kitap Romalılar ve Romalı melezlerle Yunan melezlerinin beraber macerasını anlatıyor. Çok çok beğendiğim bir kitaptı Hades'in Evi ve böyle hani çok hızlı hızlı okudum sonunda ne olacak görmek için. Çünkü kapağından anlayabildiğiniz üzere bazı insanlar bazı yerlerde kapalı kaldılar ve oradan çıkmaya çalışıyorlardı. Ve ben çok heyecanlandım. Eğer çıkamazlarsa çok üzülecektim çünkü. Spoiler vermiyorum. Ama 5'lerinden 5 verdim. Güzel bir kitaptı. Bu ay madem Olimpos Kahramanları serisine bir kere başladım, bitirmeden olmaz dedim. Ve son ve 5. kitabı olan Olimpos'un Kanı kitabına başladım. Bu kitap Hades'in evinden biraz daha fazla aksiyon. Yo, aslında ikisi de aynı derecede aksiyonluydu sanırım. Çünkü yine spoiler vermiyorum ama çok güzel bir kitaptı. İşte birbirine göre farklı kitaplardı. Bu kitaba da 5 üzerinden 5 verdim. Seriye çok güzel bir son olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle sonunda bana çok fazla duygu verdi. Ben biraz üzüldüm. Bu serinin bitmesini istemiyordum. Çok fazla sevdiğim, çok fazla bağlandığım karakter vardı zaten. Ardından kesinlikle bu ayın hayal kırıklığı olabilecek bir kitap okudum. O da Kiera Kesten Veliaht Prenses. Bu kitabı beğendim. 4 üzerinden 5 verdim. Tek problemim bu kitapla. Baş karakter Edalyn'di. Esek serisini biliyorsanız Prens Max'ın evlendiği kadınla yaptığı ilk çocuk Edalyn ve bir prenses. Gelecekte babasının yerine geçecek bir prenses ve bu neredeyse hiç görülmemiş. İdris miydi? Ülkenin ismini hatırlamıyorum şu anda ama şuraya yazarım hatırladığım zaman. İlk kez kralın yerine bir kadın geçecek. Ve bu yüzden kendisinin üzerine çok fazla baskı var. Anlayabiliyorum, bir prenses, kendisinden çok fazla şey bekleniyor. Zaten bu kitapta onun medya ilgisini üzerine çekmek için, isyanları biraz azaltmak için, ülkede iyi isyanlar var çünkü. Medya ilgisini üzerine çekmek için yaptığı bir seçimi anlatıyor. Ve bu seçim diğer seçimlerden biraz farklı. Çünkü anladığınız gibi zaten burada bir prenses var ve 35 tane miydi? 36 tane mi? Hatırlamıyorum tam sayıyı. Ama 36 tane erkek arasından kendi kocasını seçiyor. Ve Edalyn, evet Prens Max'ın çok kararlıydı, istediğini seçti. Ama Edalyn çok kararsız, çok... bilmiyorum ya, ben karaktere ısınamadım, empati kuramadım, kendimi onun yerine koyamadım nedense. Ve üzüldüm gerçekten çünkü karakteri çok beğenmek istiyordum. Çok sevdiğim iki insanın çocuğu sonuçta. Ama yani beğenemedim. O yüzden de 4 üzerinden 5 verdim. Bundan çok çok beğendiğim, bu ay çok okuyup çok beğendiğim, ancak daha öncelerde başlayıp hiç beğenmediğim ve hani dediğim hani bu kitap ben okumak istemiyorum dediğim ama bu ay alınca kesinlikle bayıldığım bir kitap okudum. Bu kitap Mekanik Melek. Elime uyup bulaştı. Bu kitap Cassandra Clare'ın Mekanik Melek adlı kitabı. Cehennem Makineleri serisinin 1. kitabı ve kesinlikle serinin en güzel 2. kitabı. Seriye çok güzel bir başlangıç yaptığını düşünüyorum Cassandra Clare'ın. Zaten Cassandra Clare'ın kötü bir kitap yazmasının mümkünatı yok. O yüzden bu kitabı çok beğendim. 5'lerinden 5 verdim. Karakterler, olay, dünya olsun hepsi zaten benim ilgimi çekiyor. Ölümcül Oyuncaklar serisini de okudum. Çok çok beğendiğim seriydi. En sevdiğim seri şu anda dünyadaki. O yüzden bu kitapları da çok beğendim. Aynı dünya, telefonuma mesaj. Aynı dünyada ama çok farklı bir zamanda olan bir hikayeyi anlatıyor. Çok uzun hikayesine girmeyeceğim çünkü çok fazla kitabım var. Özet geçeyim. Tessa adlı bir kızın abisi için Londra'ya taşınıp oradan sonra da gölge avcılarıyla tanışmasını ve onların maceralarını konu alan bir kitap diyeyim. Gölge avcıları yarı melek, yarı insan. İnsanları dünyadaki iblislerden koruyorlar. Ve bu kitapta biraz onların birleşmesiyle ilgili. Tessa'nın bir yeteneği var. Kimsenin daha önce görmediği ve çok şaşırtan bir yetenek. Bunun konusu da o. Ardından
şaşırtıcı bir şekilde okuduğum ve zaten diğer kitaplarını pek beğenmediğim ama bir günde bitirdiğim bir kitap okudum. Bu kitap Wattpad'den uyarlanan, neredeyse yabancı ve solucandan falan sonra çok fazla sükse gören bir kitap gene. Ve o da Büşra Küçük'ün Kötü Çocuk 3 kitabı. Bu sanırım bir ay önce falan çıktı ve çok satanlara girdi. Evet, herkesin çok sevdiğini anlayabiliyorum. Ben genelde bu kadar klişe şeyleri sevmem. Konuları sevmem. Çünkü hani iyi kız, kötü çocuk, aşık oluyorlar vesaire. Bana biraz hayal gücünden yoksun geliyor. Ama genelde okuyorum çünkü biraz Reading Slump'tan çıkmak için güzel bir kitap. Çok hızlı okunan bir seriyim. Eğer Reading Slump'ınız varsa birinci kitabını özellikle okumanızı tavsiye ederim. Bencelik sizi çıkartıyor. Çünkü zaten çok uzun değil. Kaç sayfa? 437 sayfa ama kesinlikle 200 sayfalık bir kitapmış gibi geliyor. Konusuna pek hayran olduğum söylenemez. Yazımı güzel olduğu için ilerlediğini düşünüyorum. Bu kitabı 5 üzerinden 3 verdim. Karakterleri sevmiyorum. Konuyu sevmiyorum. Ama akıcı ve hani zaman öldürmeniz için iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum sadece. Wattpad'den çıkan kitaplarla devam ettim. Ve çok uzun zamandır okumak istediğim ama okuyamadığım bir kitabı okudum. O da Öznur Yıldırım'ın Yabancısı. Yabancı Şahmeran yani tam olarak ismi. Bu kitabı bilmiyorsanız biliyorsunuzdur mutlaka, eminim. Çünkü çok fazla konuşuldu. Neredeyse bir senedir, iki senedir mi ne kitap olmasını bekliyorduk biz bu kitabın. Ben 7. sınıfta okumuştum Wattpad'deki hikayesini. Ve Wattpad bu kadar kalın gelmemiş nedense. Gene çok fazla hani betimleme falan vardı. Konusunu açıklamayacağım, biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Beğendim kitabı. 5 üzerinden 5 verdim. Akıcı ve yazım stilinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ayrıca hikayenin özgünlüğünü ve daha önce hiçbir yerde görmediğimiz değişik bir hikaye olduğu için beğeniyorum. Çünkü evet, biraz öngörülebilir bir sonu olacak. Gene de zevk alıyorum ben bu kitapları okumaktan. Depresif kitaplar çok fazla karşımıza çıkmıyor. En azından ben çok okumuyorum. Ama depresif aynı zamanda kendisini çok iyi okutan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Öznur'un yazımına zaten gerçekten bayılıyorum. Bayılmayan var mı? Bilmiyorum ama hakikaten çok güzel. O yüzden bu kitabı 2 günde falan bitirdim. 600 sayfa olmasına rağmen çok hızlıca okudum. Daha önce de bitirmiş olmama rağmen Wattpad'de. Çok kısa ama gene çok çok beğendiğim bir kitap var. Aziz Nesin'in Toros Canavarı adlı kitabı. Aziz Nesin'in küçük küçük, çok 3-4-5 sayfalık hikayelerinden oluşan bir trajikomik kitabı. Kesinlikle hikayeler hiçbiri birbirine tamamlamıyor. Ve Türk insanının komiklikleriyle alakalı tamamen. Çok güzel noktalara değinen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Aziz Nesin'in bu konuda çok yetenekli bir yazar. Eğer hiç okumadıysanız Aziz Nesin ve komik kitapları seviyorsanız ve biraz Türk yazarları okuyayım diyorsanız, Şimdiki Çocuklar Harika konuşamadım. Şimdiki Çocuklar Harika kitabını tavsiye ederim. Çok çok beğendiğim, iki kere ya da üç kere mi ne okuduğum bir kitapsa çok gülmüştüm. Ve bu kitapta da çok güldüm açıkçası. Okul için okudum ama çok zevk aldım ve okul için okuduğum çok az kitaptan biriydi. Ardından dediğim gibi Mekanik Meleği okuduğumu söyledim. Ardından ona devam etmek için Mekanik Prens'e başladım. Cehennem Makinelerinin ikinci kitabı. Serinin en beğendiğim kitabıydı. 5 üzerinden 5 verdim. Çok aksiyonluydu ve bize çok fazla dünya ile ve karakterlerle ilgili bilgi verdi, yararlı bilgi verdi. Bu kitapta bir sürü karakterin hani iç dünyasına biraz konuk olduk gibi hissettim ve bir sürü şeyi bizim için çok hani net yaptı seride. Birinci kitapta çok fazla çünkü cevaplanmamış soru kalmıştı benim aklımda ve bu kitabı okuyunca dedim ki ha şimdi anladım. Bu yüzden bu kitap sanırım en favori kitabım ve bayağı aksiyonluydu. Çok hızlı bitirdim yani bu kitabı. Zaten 11 kitap okumam için bayağı hızlı bitirmem gerekiyor. Bu kitabı çok hızlı okudum ve çok beğendim. Seriyi bitirmek için Mekanik Prenses'i aldım. Bu serinin en kalın kitabı. En kalın ve bana en kötü değil de evet en kötü gelen kitabıydı. Sonunu çok beğendim. Yani şuradan sonrası falan. Kaçıncı sayfaymış? 200'den sonrası yani son 400 sayfa. Çok çok akıcı, çok güzeldi ve çok aksiyonlu, gerçekten beni wow dedirtecek olaylar oldu. Ama baş 100 sayfayı falan acayip sıkılarak okudum. Niye bilmiyorum. Sanırım seriyi çok hızlıca okuduğum ve bitirdiğim için bana ilginç gelmedi en başı. Ki biraz pişmanım açıkçası. Çünkü tamamen hepsini zevk alarak okusaydım daha çok beğenirdim. Onu öyle düşünüyorum en azından.
O yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım başında. Ancak sonrası mükemmeldi. Sonunu beğendim. Çok güzeldi. Birkaç hayal kırıklığına uğradığım gene sahneler vardı. Ama gene de Cassandra Clare dediğim gibi kötü bir kitap yazamaz. Ben en azından öyle düşünüyorum. O yüzden elimde olmayan arkadaşıma verdiğim ama gene çok beğendiğim, zevk alarak okuduğum bir kitap var. Diğer okuduğum kitap da Kızıl Kraliçe'ydi. Şuraya bir yere fotoğrafını koyarım. Çok beğendiğim bir kitaptı. Distopik bir dünyada geçen Kızıllar ve Gümüşler adlı iki ayrı ırkın hikayesini biraz... Konusu şöyle. Baş karakterimiz Mare Barrows sanırım. Tam adı ismini hatırlamıyorum. Eğer hatırlarsam şuraya yazarım bir yere. Mare Barrows'un hikayesini anlatıyor. Mare bir kızıl ve bu distopik bir dünyada yaşıyorlar. Sanırım ülkenin ismini hatırlamıyorum şu anda ama bu ülkede iki tip insan var. Gümüşler ve kızıllar. Gümüşler zengin, kendilerini tanrı olarak görüyorlar. Ve isimlerinin gümüş olmasının nedeni kanlarının gümüş akması. Kızıllar ise kanları kızıl akan, hiçbir şekilde hiçbir yetenekleri olmayan köleler, askerler, çalışanlar, işçiler ve çok fazla bir ırkçılık var hani bu iki ırk arasında. Kızıllardan biri olan Mare Barrows bir gün sarayda bir işi alıyor. Ve bu saraya gittiği zaman onun da bir yeteneği olduğu ortaya çıkıyor ve gümüşlerin de şöyle yetenekleri var. Yani X-Men'imsi böyle biraz işte atıyorum yıldırım çakabiliyorlar, bomba patlatabiliyorlar vesaire. Mare'nin de böyle bir yeteneği olduğu ortaya çıkıyor ama o bir kızıl nasıl olabilir diyorlar hani böyle bir şey mümkün olamaz vesaire. Konu Mare'nin sarayda bu yeteneğiyle birlikte hayatta kalmasını anlatıyor biraz da. Bu konu bu. Ama çok çok beğendiğim bir kitap. Bu ay okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesiydi. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Ardından bu ayın ikinci hayal kırıklığı. Herkesin çok beğendiği ama benim nedense ne yazık ki beğenemediğim bir kitap oldu. Ve o da Jennifer L. Armentrout'un Obsidian adlı kitabı. Ya 4 üzerinden 5 verdim. Çünkü konu çok beğendim. Konu güzeldi. Ama nedense kitabın içine giremedim. İki karakterle de Damon'la da Kate'yle de iletişim kuramadım. Çok heyecanlıydım bu kitap için. İkincisini aldım okuyacağım. Çünkü seri gittikçe güzelleşiyor dediler. O yüzden ikincisini aldım 12'si. Okuyacağım. İnşallah güzelleşir ve inşallah beğenirim. 5 kitaplık bir seri sanırım. Bitirmek istiyorum seriyi. Merak ediyorum sonraki kitabını ama dediğim gibi en favori kitabım bu olmayacak büyük ihtimalle serideki. Evet arkadaşlar. Bunların hepsi Mayıs ayında okuduğum kitaplarda. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve yorum yapın. Ayrıca eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Percy Jackson ve Olimposlar serisini biliyorsanız buna da aşikarsınızdır zaten. Aşinasınızdır zaten. Buna da aşinasınızdır zaten. Büyük ihtimalle... Biri geldi zannettim. Gölge avcılara yarı melek, yarı insan ve dünyayı insanlardan korunuyorlar. Dünyadaki iblislerden insanları korunuyorlar.